merhabalar. Bir başka tarih ve gelecek programıyla karşınızdayız. Sol Portal'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan bir yazı Çağdaş Şimer'in. 9 Mayıs'ta bu kalemun bir dış politika masalı bu kalemun tarafsızlığı başlıklı yazısı. Bu yazı genel olarak Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda tuttuğu tarafsızlık prensibi ve rolünü sorguluyor. Bunun genel çerçevesini tekrar çizmeye çalışıyor ve daha sonra Stalin talepleri denen e, meseleye odaklanıyor. E, bu e, Çağdaş e, Sümer bu e, programda konuğumuz olacak. Konuğumuz olmasının aslında bir e, nedeni de e, siyasi tarihçi e, doktor öğretimesi Çağdaş Sümer. E, o, burada programı almamızın bir nedeni de aslında beni de e, şaşırtan bir şekilde yazının çok büyük tepki çekmiş olması. Yani bazı kesimlerin internet üzerinden daha doğrusu tepkilerine konu olması. Bu kesimler içerisinde aslında e, siyasi yelpazenin çeşitli yerlerinde olanlar var. E, bunların bir bölümünü aslında hiç, e, tartışma, yani biraz daha refleksif davrandıkları için bir kenara koymak mümkün. Fakat önemli bir e, kısmı da ya da önem vermek gereken bir kısmı da e, gerçekten de e, bir şekilde bu, e, bu tartışmanın e, çerçevesinden belki de o tepkilerinden anlaşıldığı kadarıyla bir haber bir şekilde çok refleksif, tepkisel bir şekilde daha iyi niyetli de olsa yani cumhuriyeti sahiplenen inönüyü sahiplenmeye dönük bazı politika, bazı niyetlerle de olsa aslında buradaki Türk dış politikasını ve belki de soğuk savaşa doğru uzanan Türkiye'nin genel hattını, dünya üzerinde benimsediği politikaları bir şekilde görmemizi engelleyecek bir şekilde buradaki zaafları diyelim görmemizi engelleyebilecek şekilde bir tepki geliştirdiler. Dolayısıyla bu tartışma nedir yani bunu biraz daha açması için Çağdaş Sümer'i konuk ettik. Belki verici cevap varsa tabii ki cevapları da verir. Ona biraz daha hani söz vermeden önce kısaca bağlamı üzerine konuşuruz diye de kendisiyle programdan önce bir şey yaptık haberleştik yani o bağlamı da şu aslında yani Türkiye'de önemli bir tarih yazımı aklımda Türkiye'nin 1945 sonrasında Batı kampına geçişini ve giderek NATO'yla ve diğer işte uluslararası kurumlarla Batı kurumlarıyla entegre oluşunu dolayısıyla giderek de Türkiye'nin bağımlılık zinciri içerisinde bağımlılık zinciri içerisinde alınmış olmasını 1945'te e, Stalin'in Türkiye'ye yönelik saldırgan taleplerine bağlı. Bu tartışmanın önemli bir e, bölümü, önemli bir e, bölümü e, tam da o e, dediğimiz e, ocağın başından Ağustos sonuna kadar olan 1945'teki Türk basınından da kaynaklanan bir izlenim bu. Bu izlenime e, göre Molotov, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, e, Selim Sarper'le Türk Büyükelçisi'yle orada, Moskova'da konuşuyor ve daha önce Türkiye'ye geri verilmiş olan Kars-Ardahan bölgesini geri istiyor. Bu Selim Sarper tarafından Türkiye'ye iletiliyor ve dolayısıyla Stalin'in her an Türkiye'ye saldırabileceği o toprakları geri alabileceği. Ee, endişesi basında da e, kendisine yer buluyor. Bu Türkiye'de infiale de yol açıyor. Yani bir takım iç kamuoyunda aslında epey infiale yol açıyor. Giderek antikomünist Türkiye'deki e, seferberliğin de bir parçası haline e, geliyor. Yani içeride bir takım aydınlara yönelik e, saldırılara da tercüme ediliyor bu. E, dolayısıyla Türkiye'de antikomünist e, dalganın en birdenbire e, yükselerek artık rejimin neredeyse karakteristik haline karakteristiği haline geldiği e, bir şey. Dönem ve özellikle bu stalin talepleri dolayısıyla burada önemli bir tetikleyici olarak algılanıyor. Buna bazı tarihçiler karşı çıkmıştı aslında zamanında. E, bu tarihçilerin ta 1970'ler 80'lerde karşı çıkmışlardı. Fakat bunların elinde Rusça kaynakları geniş ölçüde kullanma imkanı yoktu. Dolayısıyla tartışma e, sürdü. Fakat e, şu söylenebilir ki bazı tarihçiler ise e, bunun Türkiye'nin aslında bir şekilde Batı kampına geçmek için çeşitli de iç politik sebeplerle büyüttüğü bir mit olduğunu ileri sürdüler ve bundan sonraki gelişmelerde tartışmalarda aslında bu iki kamp arasında devam etti. Çağdaş Sümer yazısı aslında söylediğim bu ikinci. E, görüşe tabii ki daha yatkın başından da anlaşabileceği, anlaşılabileceği üzere. Burada dediğim gibi daha fazla sözü uzatmadan e, Çağdaş Sümer'e e, bırakmak istiyorum. E, evet Çağdaş neler e, söyleyeceksin? Hem yazı bağlamı hem ona gelen tepkiler bağlamında senin görüşlerin neler? Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben aslında hani bu kadar eleştiri ve tepki almasını beklemiyordum yazının. E, sonra da hani onlara nasıl yanıt vereceğimi de çok bilemedim çünkü sosyal medya üzerinden. E, ...genelde tepki vermeyi tercih ettiği insanlar... ...yani oturup da... ...hayır arkadaş buradaki tezlerin... E, ...şu şu tezler yanlış... ...şu şu argümanlar yanlış... E, ...demediler... ...daha ziyade işte Twitter'dan... E, ...yazının paylaşılan yazının altına... E, ...ekseriyetle hakaretle içeren... ...yanıtlar vermeyi seçtiler... ...ben de çok nasıl cevap vermek gerektiğini kestiremedim... ...zaten kendimde çok aktif bir... E, ...sosyal medya kullanıcısı değilim... E, ...o yüzden... Dediğim gibi teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, yani sanırım e, bu Türkiye'nin resmi tarihiyle hesaplaşma meselesi 1970'lerin sonlarında 80'lerde e, özellikle Yalçın küçüğün işte Türkiye üzerine tezler aydın üzerine tezler çalışmalarıyla başlayan e, sol açısından tabii ki söylüyorum. E, resmi tarihle hesaplaşma meselesi. E, arzu ettiği sonucu yaratmamış. Yani özellikle bu AKP'nin, Cumhuriyet'in kazanımlarını, Cumhuriyet'in kendisini bir siyasi rejim olarak tahsis etme sürecinde bir savunmacı refleksle o tarihin, resmi tarihin kendisine sahip çıkma gibi bir eğilim gelişmiş. Ben bunun bu kadar güçlü olduğunu açıkçası tahmin etmiyordum. Yani bir bunun üzerinde durmak gerekiyor belki. Hani bu, evet... Türkiye'de rejim değiştirildi AKP tarafından ve bu büyük oranda işte Mustafa Kemal, o olmazsa İnönü, bu süreçle hesaplaşarak, işte parantez hatırlayacaksınız, onunla hesaplaşarak yapıldı ve dolayısıyla insanların o döneme sahip çıkmasında, o dönemle daha duygusal bir ilişki kurmasında şaşıracak bir şey yok. Ama bir yandan da tarihsel olgular var yani. <laughs> evet. Özellikle bugün konuşacağımız bu Stalin talepleri ya da Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı ...daki tutum meselesinde olgusal bazı e, gerçekten var karşımızda bunlar yokmuş gibi davranamayız zaten belki de bugüne kadar bunlar yokmuş gibi davrandığımız e, kafamızda olmayan bir cumhuriyet ideali yaşattığımız için e, AKP'nin e, rejim dönüştürme sürecine bu kadar hazırlıksız yakalandık e, bu kadar e, kolay teslim olduk e, o yüzden bu olgusal gerçekleri göz ardı edemeyiz benim dikkatimi çeken bir şey gelen eleştirilerin hiçbirinde ee, Akademisyenlerden e, de eleştiriler geldi. Onlarda dahi yazının içindeki olgusal e, işte atıflara herhangi bir e, karşı çıkış, bir eleştiri, bir yalanlama, yanlışlama gelmemesiydi. Daha çok yazının başlığıyla işte portalın onu e, sunma biçiminin önemli bir ögesi olan spotuyla e, ilgilenmeyi tercih e, etmişler. Sosyal medyanın ee, bir, bir şeyi o zaafı gerçekten de. Evet, evet yani hani ben de hani ufak bir iki tartışmaya girme fırsatı da buldum söyledim. Nedir buradaki karşı çıktığınız şey? Birazdan geleceğiz tezlere. Ee, yok hiç karşı çıktıkları bir şey yok yani yazıda şunu yanlış söylüyorsunuz. Şu eee olgusal olarak doğru değil. Burada bir hata yapmışsınız. E, tamamen bağlamdan kopuk ve aslında Türkiye'nin ne kadar 2. Dünya Savaşı boyunca tarafsız olduğunu göstermeye çalışan e, yorumlarla karşılaştım. Benim de dikkatimi çeken şimdi tarafsızlık Meselesi değil tek başına orada aslında yazında taşla. Sen daha şey yapabilirsin ama ben okuduğumda aldığım izlenimi de e, söylemek istiyorum. O tarafsızlık denen şeyin sınırları, yani evet. e, yanılmıyorsam. Sen yani o o da evet. ilginç yani bir nokta. Evet. Evet zaten yani literatürde Türkiye bir yandan tarafsızlıktan bahsediyoruz ama Türkiye e, tarafsız bir devlet değil ya da literatürde tarafsız bir devlet olarak geçmiyor. Türkiye savaş dışı bir devlet. Savaşı fiilen girmeyen bir devlet yoksa tarafsız değil. çeşitli zaten antlaşmalarla savaş öncesinde kendi tarafını belli etmiş durumda. Benim yazıda anlatmaya çalıştığım şey Türkiye'nin işte 1939'dan başlayarak esas olarak Almanya Nazi yanlısı bir politika izlediği de değildi aslında. Zikzak çizen ilkelerden ki bu da yaptığımız örneğin derslerden kendimin çıkardığı yani öğrencilerle tartışarak çıkardığım bir sonuçtu. Etik ilkeler konusunda problemli bir siyaset izlediğiydi. Yoksa işte 39'dan başlayarak 45'e kadar Türkiye'nin bütünüyle nazi politikalarına angaj olduğunu tabii ki söylemedim. Yazı okunduğunda da gayet rahat anlaşılacaktır. Olan biten şey Türkiye'nin savaş dışı kalma gayretleri içerisinde dış politika önceliklerinin bir noktadan sonra e, fırsatları gözetmeye de evrildi ve Türkiye'de aslında 1930'lar boyunca da gördüğümüz anti antikomünist karakterinin e, Sovyetler Birliği'nin varoluşsal bir tehditle karşılaştığı anda e, geçmişte verilen sözlerin aksine e, birden dış politikayı belirler hale geldiğiydi. E, buna dair de hiçbir itiraz duymadım. Kimse de niye böyle diyorsun demedi. E, dediğim gibi hep tartışma başka bir boyutta yürüdü. Burada şu eki yapmak istiyorum sadece... Bir, Yazıya gelen eleştiriler arasında öne çıkan meselelerden bir tanesi o dönem Şükrü Saraçoğlu'nun ya da Numan Menemencioğlu'nun yaptığı bazı resmi açıklamaların ya da bazı başka diplomatlarla kayıt altına alınmış görüşmelerinin aslında Türkiye'nin ne kadar tarafsız bir politika izlediğini kanıtlamak için kullanılması oldu. Bu biraz şaşırtıcı. Yani şuna benziyor aslında bundan işte 30-40 yıl sonra bir işte siyasi tarihçi Türkiye 2010'dan sonra Suriye krizinde Suriyenin toprak bütünlüğünü tehdit eden politikalar izledi dediğinde birilerinin çıkıp olur mu işte o dönemin başbakanın, dışişleri bakanın, cumhurbaşkanının açıklamaları var. Biz dış şey, biz Suriyenin toprak bütünlüğüne saygılıyız diye e, diyerek buna itiraz etmesi gibi bir şey. Yani eğer biz gerçekten e, tarihi sadece bir takım e, siyasetçilerin, devlet adamlarının, e, politikacıların resmi açıklamaları üzerinden okuyacaksak. O zaman 19. yüzyıldaki rankeci tarihten kurtulamamışız demektir. Ve tarihçilik mesleğinin son yüzyılda Marksizm'in de etkisiyle yaşadığı büyük atılımı, devrimi pek de önemsemiyoruz demektir. Böyle değil yani tarih böyle yazılmaz. Biz bir tarihsel süreci sadece o sürecin aktörlerinin resmi açıklamaları üzerinden okuyamayız. Daha bütünlüklü bakmamız gerekiyor. Ben de onu yapmaya çalıştım. Burada e, dikkat çekici bir nokta da aslında bir şekilde o uluslararası bağlamın e, biraz göz ardı edilmesi sanki. Yani Türkiye'nin aslında bu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'lerden beri izlediği politikaya da e, şey yapılabilir. Onu da kapsayacak şekilde düşünülebilir. E, aslında Türkiye'nin kendi başına hareket eden bir tür e, hani atacık gibi olduğu düşünülüyor. Halbuki yani halbuki dış dünyadaki gelişmelere son derece bağlı bir ülke. Yani bu e, hani bunu söylemek belki de insan den, denecek ki ne enformasyon ne bilgi değeri var. Elbette ülke diğer dış şeylere bağlıdır. E, ama ta, tartışmalarda çoğunlukla gözden kaçırılan noktalar bunlar. E, ve dolayısıyla yani bağlamın e, sürekli dışında tutulan bir şey. Halbuki çok doğrudan etkili. Hele 20. yüzyıl gibi bir e, yüzyılda değil mi? Yani çok etkili. Özellikle İki kutuplu dünyanın oluşumu yani Sovyetler Birliği bir anda Batı, Amerika, İngiltere merkezi başka bir batının e, ortaya çıkışı meselesi bir anda Dolayısıyla o iki kutuplu dünyada Türkiye'nin alacağı yer meselesi çok önemli. E, burada bir ufak noktayı e, en azından tartışmalara bir girdi olarak e, söylemek ist istiyorum. Yani bu Yalta ve Potsdam sürecinde 1945 e, döneminde bu savaşı bitiren... E, e, şeyler sürecinde, görüşmeler sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasındaki görüşmelerde aslında bizim bu tarafsızlık politikası olarak gördüğümüz şeyin Türkiye'yi ne kadar dezavantajlı ve e, yalnız bir yerde bıraktığını da gösteriyor. Bunu, bu bir eleştiri vesaire vesaire değil. Yani bu ne yapılsaydı sorusunun cevabı e, sorusunu davet edecek bir söz değil bu. Bizim bunu bir saptamamız lazım. Evet. Yani Ta, bağlamı çizebilmek için. Evet, çok dolayısıyla ee, burada yalnızdır. Yalta'da özellikle çok enteresan çünkü Yalta'da savaşı yapan liderler vardır. Churchill, Roosevelt ve Stalin. Bunlar içerisinde Churchill daha suskundur. Ve Roosevelt ile Stalin Türkiye'ye ilişkin sözlerinde bakışlarında son derece dışlayıcıdır. Stalin zaten öyledir. Hani yazında da belirttiği nedenlerden dolayı. Ee, şey Roosevelt de Türkiye'yi sahiplenir bir yerden konuşmaz. Churchill suskundur. Biraz daha işte yapmasak <laughs> hani daha böyle e, teskin edici ama böyle şey de değildir yani. Kalkıp aktif bir şekilde de savunmaz. Fakat Potsdam görüşmelerinde iş birden seyir değiştirmiştir. O Yalta ile Potsdam arasında Türkiye yalnız bir ülkedir ve paniktedir. Çünkü yeni kurulacak dünyada nerede olacağı belli değil. İki tarafta sahiplenmiyor. İşte bunun nedeni aslında biraz da benim yazıda da gördüğüm hani tarafsızlık miti diyoruz da aslında Türkiye'nin sicili son derece bozulmuş vaziyette. Bu Evet ne anlama geliyor ayrı tartışma. Yani daha doğrusu İnönü'nün yargılama mı değil, başka türlü bakmak gerektiğini bize gösteriyor. Yani e, evet yani seni... o, o bahsettiğin do... şey hali e, e, ne yapacağını bilememe panik hali panik dedim. Hı hı. Tabii yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonu yaklaştıkça çok artıyor ama bence 1934'ten itibaren var e, Türkiye yani dünya değişiyor ve ben değişen dünyada nerede yer alacağım e, o konuda çok tedirgin Türkiye. Haklı olarak çok tedirgin. E, sebeplerine gelelim ama şurada ufak bir ek yapmak istiyorum. E, Yalta dedin sen Potsdam'a bakalım. Şimdi aslında evet, bütün bu tartışmanın o yanda Türkiye'den toprak talebi yok. Bunu artık herkes biliyor. Zaten Beylül Özkan'ın benim de yazıda atıfta bulunduğum makalesi. E, ya, yani olayı çözmüş yani bunun üzerine tartışacak bir şey yok. Ee, yani Türkiye'nin şey Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'den resmi olarak durup durup dururken toprak talebinde bulunmadığı Türkiye'nin tam da senin bahsettiğin yalnızlık haliyle e, duygusuyla Sovyetler Birliği'nin kapısını çalıp ya bir ittifak anlaşması yapalım e, dediğinde Sovyetler iyi o zaman e, bir, bir, bir bazı konular var onları da görüşelim madem dediği çok açık. Yani burada evet. tartışacak bir şey yok. E, buradaki temel kaygısı da Sovyetler Birliği'nin e, gelmesi muhtemel bir savaşta çünkü Sovyetler Birliği yeni bir savaş bekliyor. Yani soğuk savaş değil henüz e, o, o kategori yok ama yeni bir savaş bekliyor. O savaşta e, Güney Kanadını Boğazları garanti alacak Türkiye ile Montreux'u aşan bir anlaşma yapmak derdi. Yani bütün evet. mesele Boğazlar ve Boğazlar. Çok var. Evet. evet. Bütün mesele Boğazlar yani toprak talebi filan zaten Selim Serper de dönerken söylüyor bunu koz olarak kullanıyorlar esas mesele Boğazlar diyor. Hı -hı ve burada çok önemli. Potsdam'da Truman diyor ki, Montre öncesine dönülsün. Yani Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenlik haklarının kısıtlandığı uluslararası rejim dönemine dönülsün. Uluslararası bir rejim kurulsun boğazlarda diyor. Bugün bunu kimse tartışmıyor. Yani Sovyetler Birliği'nin resmi ya da gayri resmi daha sonra resmileşecek verdiği notayla talebi üst. Yani burayı siz savunamıyorsunuz, savunamazsınız da burayı birlikte savunacağız. Ee, yani burada Türkiye'nin Doğrudan Boğazlar üzerindeki egemenliğini ortadan kaldıran bir talep yok dikkatinizi çekerse. Ama Truman Potsdam'da bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Yani burası uluslararası olsun tekrar diyor. Mesela yani bunu e, dikkate almadan bütün bu tartışmaları yapmak elbette çok güç. E, senin dediğin şeye dönecek olursak ona kısa bir yorum yapmak isterim. Yani aslında benim yorumum değil. E, Yalçın Küçü'nün e, yaptığı bir yorumu yeniden belki gündeme getirmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin 1900 23 sonrasında 30'ların ortalarına kadar bu kimilerine göre Mustafa Kemal'in Atatürk'ün vefatına İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasına kadar geçen süredeki tarafsız politikası aslında Türkiye'nin bir tampon devlet olması ile ilgili. Yani Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Savaş sırasında Sovyetler, işte Rusya'da bir devrim oldu ve sonra Sovyetler Birliği yaşayabilir bir ülke, bir sosyalizm deneyimi olduğunu kanıtladı. O sırada İngiltere bir karar verdi. Sovyetler Birliği'ni bir takım bir dizi tampon devletle çevirme. Fransa ile birlikte elbette yaptı bunu. İran, Türkiye, Polonya, Romanya, Çekoslovakya yani sayısı çoğaltılabilir. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda birer tampon devlet olarak kuruldu ve 1930'ların ortasına gelindiğinde şu artık ortaya çıktı ki bu dünyada tampon devletlere yer yok. E, tampon devletlere yer olmadığında bütün bu ülkeler bir e, politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda hissettiler kendilerini. Bir sanki ben o yazıyı yazarken böyle Türkiye'yi yerin dibine çökme sokmak istiyormuşum e, algısı insanlarda oluşmuş. Halbuki baktığımızda diğer tampon devletlerin hemen hepsi e, ya direnemedi e, ya da doğrudan e, Nazi kampında doğrudan yer aldılar. İşte İran'da Rıza Şah Nazilere göz kırptığı için indirildi. Yani bu bizle ilgili bir mesele değil. Romanya'da. Sadece olan, olan biten şey şu. 1934'te özellikle e, bu Mussolini'nin Mare Nostrum bizim deniz, e, Asya ve Afrika bizim yayılma alanımızdır dediği konuşmadan sonra Türkiye artık tampon devlet statüsünün ortadan e, kalktığını hissediyor e, ve yeni dünyada kendisine yer edinmeye çalışıyor. En sonda da 1945'te hatta 45 sonrasında ama esas olarak 1951'de ee, Soğuk Savaş'ın kanat ülkesi olarak yeni yerini buluyor. Bütün hikaye bundan ibaret. Stalin taleplerine ilişkin e, bir noktada ilginç, ona ben yani bir ek e, yapmak istiyorum izninle. E, Stalin'in hatası meselesi var. Aslında bu da oradaki konsepti çok fazla anlamamakla ilgili. Molotov anılarında bunu hata olarak e, değerlendiriyor. Tamam. Fakat Molotov e, çok da dürüst birisi. Biz bunu e, yani şey e, bakış açısından da dürüst bir e, politikacı... E, Muhtemel bir söz olabilir fakat yine de tarihsel bağlam içerisinde değerlendirmek gerekiyor bunu. Ve buradaki e, noktada önemli olan şey şu aslında Potsdam görüşmelerinin sonucunda e, şu ortaya çıkmış vaz vaziyette dünyanın nasıl bölüneceği ve en önemli nokta e, so Sovyetler Birliği'nin etki alanının savaşta kazandığı yerlerin dışına çıkmaması. Yani bir Sovyet dış politikası olarak da bu benimseniyor. Bir tür denge politikası üzerine konuşuyorlar. Zaten atom bombası atılmış Hiroşima'ya, bu Potsdam görüşmelerine damgasını vuran bir olay. Dolayısıyla Stalin de bu konuları çok fazla zorlamak istemiyor. Dolayısıyla Stalin'in bıraktım Türkiye'ye böyle işgal harekatı falan düzenlemeyi dediğim gibi tam daha savunmacı, daha şey, aslında oradaki Potsdam'daki konsepte, denge konseptine, sınırlılık konseptine daha uygun. Zaten kazanacağını kazanmış Sovyetler Birliği daha uygun bir politika gittiğini görüyoruz. Yani aslında bu da çok gözden kaçırılıyor ben, bana kalırsa ve e, aslında Stalin hatası denen şey hani Türkiye'yi tehdit gibi görünen şey bir tür sinir harbi. Bu son e, Hazal Yalın çıkardığı 1945 kitabında açıkça söylenen kelime yani o çeviriye yere söylüyorum. Sinir harbi yapıyorlar. Türkiye'yi uzaklaştırmak da istiyorlar kendi e, etki alanlarından. Yani bir sınırı oraya çekmek istiyorlar. Ve bu insanlara tabii ki şey gelir gelebilir. Niye Sovyetler kendi etki alanını komşu ve başka ülkelerde sınırla sınırlıyor? Tam da dediğin nedenlerle. Fransız Komünist Partisi'nin iktidarı almasını sınırlıyor. İtalyan Komünist Partisi. Yani bunlar Komünizm tarihi içerisinde, sosyelin tarihi içerisinde çok tartışılan konular. Dolayısıyla evet. ideal yani e, bu dinamikleri e, düşünmek ve Türkiye'nin dolayısıyla bir şekilde e, Batı kampına e, geçişini daha çok iç nedenlerle. İç politik, İsmet İnönü'nün düşünce yapısı Türkiye'de egemen e, sınıfların e, politik tercihi bağlamında o çerçeveden bakarak değerlendirmek belki daha gerekli. Sen ne dersin bu konuda? E, katılıyorum. E, o Belki başka bir program yapmayı gerektirir. Yani Türkiye'de çünkü e, Cumhuriyet rejiminin 1930'lardaki sınıfsal e, tercihleri çok net. Yani e, hiç tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde e, sağlam sınıfsal reflekslerle hareket ediyor. Bu tabii ki 1940'lardan sonra da devam ediyor. Şöyle bir ek yapabilirim sadece senin söylediğin şeye. Bu Stalin'in hatası mıydı yoksa neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu meselesinde? Şimdi Sovyetler Birliği'nin ikinci Dünya Savaşı sonrasında tam da biraz önce söylediğim yeni bir savaş beklentisi nedeniyle yapmaya çalıştığı şey etrafında bir güvenlik ağı örmek. Yani Özellikle batı ve güney sınırlarında işte Finlandiya'dan başlayarak aşağı doğru inelim işte Polonya, daha aşağı doğru inelim Macaristan, Romanya, işte Bulgaristan, Türkiye yani Karadeniz üzerinden komşuları bunlar. Yani buralarda kendisine düşman olmayacak rejimler istiyor. Ama şimdi diğer ülkelerden farklı bir özelliği var. Belki Finlandiya ile benzeştirilebilir o açıdan. Evet. Türkiye'nin Türkiye Alman Naziler tarafından işgal edilmemiş ve Sovyetler Birliği tarafından kurtarılmamış bir ülke. Dolayısıyla bir iktidar değişimi dönüşümü yaşanmamış. 1939'dan sonra 41'den sonra diyeyim, 41'den sonra açık bir şekilde kendisine düşmanlık gösterdiğini bildiği bunu da yazıda anlatmaya çalıştım nasıl biliyor Çünkü Sovyetler Birliği hem Türkiye'deki hem İngiltere'deki istihbarat sayesinde Türkiye'nin attığı her adımı takip ediyor üstüne üstlük Berlin'e ele geçirdikten sonra Alman istihbarat belgeleri de elinde. Türkiye ne yaptığını çok açık biliyor. Yani bizim belli milliyetçi belki hassasiyetlerle itiraz eden arkadaşlarımız bilmiyor ama Sovyetler Birliği biliyor Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki politikasını ve bu kadronun eğer iktidarda kalırsa kendi başına iş açacağını düşünüyor. Dolayısıyla iki tane bence benim okuduğum kadarıyla iki temel e, politikası var. Bir gerçekten boğazların bir daha düşman bir devlet tarafından kullanılmasını engellemek. iki genel stratejisi çerçevesinde düşman olduğunu bildiği kendisine düşmanlık ettiğini deneyimlediği bir siyasi kadronun Türkiye'de iktidarda çok da uzun kalmamasını sağlamak. Şimdi şey genelde gözden kaçırılıyor. Bu 1945 sürecin aynı zamanda Türkiye'de bir çok partili hayatta geçiş süreci olduğu ve burada 1940'lar boyunca daha Sovyetler Birliği ile ya da genel olarak müttefiklerle dost olmayı savunan kadroların Tevfik Rüştü Aras başta olmak üzere ya da Serteller işte Tan Gazetesi başta olmak üzere CHP içindeki başka bir muhalif grupla işte Bayer Menderes çizgisiyle bir ortaklık geliştirmeye çalıştığını unutmamak gerekiyor. Şimdi burası Sovyetler Birliği'nin benim tahminimce daha tercih edeceği bir. Alternatifte 1945'te e, ve biraz Türkiye'deki mevcut e, rejimde zorlamaya çalışmış olmaları çok e, normal. Zaten e, Türkiye'nin bu Sovyet tehdidini giderek daha yüksek sesle dile getirip bunu işte doğrudan bir aslında hükümet e, projesi olan işte tam baskınıyla vesaire süslemesi e, yani bir yandan evet biz kanat ülke olmaya adayız mesajını e, Amerika'ya veriyordu ama bir yandan da Bayer Menderes çizgisine siz bu Sovyetler Birliği ile dostluğu öneren ekipten bir ayrılın, bir kendinize gelin mesajı veriyordu ki çok başarılı oldu. Birlikte gazete dergi çıkarma projeleri vardı, onlar hemen bir kenara bırakıldı ve Türkiye'de işte antikomünist blok, iktidar bloğu tahkim edilmiş oldu. Yani biraz burayla da okumak gerekiyor. Yani Sovyetler Birliği'nin buradaki tutumu evet belki bir hata olarak görülebilir, Molotov böyle diyor ama sadece... Basit bir dış politika hamlesinden ibaret değildi. Onu demeye çalışıyorum. Yani Sovyetler Birliği'nin aklındaki kendisini güvenceye alacak daha büyük bir e, güvenlik komşularında güvenlik e, kendisine dost en azından düşman olmayan rejimlerden oluşan bir güvenlik koridoru oluşturma e, projesiyle yakından alakalıymış gibi geliyor bana. Evet yani bu... Özellikle Montreux gibi başlıkların da çok yoğun tartışıldığı bir gündem olması. Türkiye'nin batı kampıyla, dolayısıyla başta da söylediğimiz gibi 20. yüzyıl ve belki şimdiye uzanan bağımlılık ilişkilerinin içine girdiği bir dönemin başlangıcı olması. Türkiye sol tarihinde de önemli dönüm noktası teşkil etmesi itibariyle epey şey bir gündem, yoğun bir gündem aslında, yoğun bir tartışma. Bundan sonra da devam... Ederiz. Edeceğini de umarız açıkçası e, tartışmanın. En azından gündeme de e, yeni yeni vesileler de geleceğini tahmin ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz katıldığın için e, e, programı. E, e, bir dahaki e, programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. E, i̇yi akşamlar. E, hepinize e, iyi akşamlar diliyoruz. Sayın tarih ve gelecek izleyicileri.